Arkadaşlarınız var. Hatım niye gelmeden önce beni arayıp abi ben şu şiiri okuyacağım sen ne dersin orada okusam bu uygun mudur değil midir diye bana soranlar var. Değerli arkadaşlarım bu tabii şiirler her arkadaşımızın içinden geçtiği o duyguları ıslalara dökmesi, şiire dökmesi hatta onların bestelenmesi falan yani mutlaka eninde sonunda bunlar birileri gelip onu buluyor. Onların halk tarafından tanınmasına, duyulmasına vesile oluyorlar. Haliyle yani kendimizi önemseyeceğiz, önemsememiz lazım. Belki buradan da bir edebiyat akımı çıkar. Adını ne koyarsınız bilmiyorum ama bir edebiyat akımı çıkar. Çünkü yani birbirimizle konuşup danıştığımız zaman birbirimizden etkilendiğimiz zaman birbirimizin bir eksiği bir yanlışı varsa onu tamamlarız. Ya arkadaş şu olmamış şunun dördüncü mısrasını şöyle değiştirsek mi falan diye şunun bakın üçüncü mısrasında bir hece fazlası var şunu kısaltsam mı diye falan böyle kendi aramızda da bunları konuşmamızın hiçbir ayıp tarafı yoktur. Bunu yapmamız lazım. Ben tekrar bu Dünya Şiir Günü nedeniyle bu etkinliği düzenleyen sevgili başkanımıza, sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe katılan tüm şair dostlarıma, ozan dostlarıma tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii gelenek olarak gelenler mutlaka şiir okuyacak diyor başkanım. Ben birinci toplantıda anamla ilgili bir şiir okumuştum. Sonra kardeşimle ilgili bir şiir okumuştum ki benim okuduğum şiirlerin tamamını ben aynı zamanda besteliyorum. Birçok sanatçı arkadaşımız tarafından okunuyor benim şiirlerim. Bu sefer de babamla ilgili son yazdığım, bestelediğim ve yarın bir gün yani yayınladığım bu hafta sonu bir arkadaşımız Özden Irmak diye bir sanatçı arkadaşımızın albümünde çıkacak olan bir şiirimi okuyacağım. Bana katlandığınızdan dolayı, sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum.